Akdeniz diyeti ve bir haftalık beslenme programı. Çok kısa sürede kilo vermenize yardımcı olacağını iddia eden çoğu popüler diyetin sağlığınıza yarardan çok zararı dokunur. Ama bugün bahsedeceğimiz diyetin bu diyetlerle alakası yok. Yapılan birçok araştırma, özellikle de Predimed grubu tarafından yürütülen çok merkezli 4 yıllık klinik araştırmalar, Akdeniz diyetinin kilo verme konusunda oldukça etkili olmasının yanı sıra, şimdi oldukça yararlı olduğunu göstermiştir. Amerika'nın en popüler haber dergisi olan US News and World Report, 2018 yılında en kolay diyet ve gelmiş geçmiş en iyi diyet olarak adlandırdığı diyet hakkında daha çok şey öğrenmeye hazır mısınız? O zaman hadi başlayalım. Ama kilo vermeye ve kendimizi daha iyi hissetmeye başlamadan önce abone ol kısmına tıklayarak oradaki küçük zili de çalmayı unutmayın. Hayata olumlu baktığımız taraftaki en iyi haberleri ilk öğrenen siz olun. Akdeniz diyeti 1960'lı yıllarda Yunanistan, Güney İtalya ve İspanya'da yaşayan insanların geleneksel beslenme alışkanlıklarından esinlendi. Bu diyet alışılagelmiş diyetlerden farklı olması nedeniyle çok hızlı bir şekilde popülerleşti. Bu diyette başka diyetlerin klasik kuralları olan kalori sayımı, hiçbir şey yemenize izin vermeyen klasik, çılgın kısıtlamalar yok. O kadar basit ki tek yapmanız gereken daha çok zeytinyağı, meyve ve sebze tüketmek, süt ürünlerinin tüketimini azaltmak ve balık dışındaki et ürünlerini çok fazla tüketmemek. Dürüst olmak gerekirse Akdeniz diyetini yapmanın doğru bir şekli yok. Akdeniz ülkelerinin geleneksel yemekleri birbirinden çok farklı olabilir. Bu yüzden tercihlerinize bağlı olarak her zaman küçük değişiklikler yapabilirsiniz. En önemli şey şimdi bahsedeceğimiz temel kurallara uymak. Akdeniz diyetini düzgün bir şekilde yapmak ve tüm faydalarından sonuna kadar yararlanmak için yapmanız gereken ve yapmamanız gereken birkaç şey var. Şimdi sayacaklarımız da dahil olmak üzere işlenmemiş ve sağlıklı Akdeniz yemeklerini yiyebilirsiniz ve yemeniz önerilir. Sebzeler: domates, brokoli, lahana, ıspanak, karnabahar, havuç, Brüksel lahanası, salatalık ve diğer sebzeler. Meyveler: elma, muz, portakal, çilek, üzüm, kavun ve şeftali. Kuru yemiş ve çekirdekler: badem, ceviz, fındık, çekirdek, kabak çekirdeği ve benzeri. Baklagiller: fasulye, bezelye, yer fıstığı ve diğer baklagiller. Tam tahıllar: yulaf, kahverengi pirinç, çavdar, mısır ve tam tahıllı ekmek. Balık ve diğer deniz ürünleri: somon, sardalya, alabalık, ton balığı, karides, istiridye, deniz tarağı veya yengeç. Kümes hayvanları: tavuk, ördek ve hindi. Tavuk ve ördek yumurtası da yiyebilirsiniz. Süt ürünleri: peynir, yoğurt ve süzme yoğurt. Otlar ve baharatlar: tarçın, sarımsak, fesleğen, nane, biberiye, adaçayı, biber ve diğer baharatlar. Doğal sızma zeytinyağı, zeytin, avokado ve avokado yağında bulunan sağlıklı yağlar. Akdeniz diyetinde tüm bu yiyecekleri tüketmek serbest olsa da yine de bazı küçük kısıtlamalar var. Kümes hayvanları, yumurta, peynir ve yoğurdu aşırıya kaçmadan, kırmızı eti de nadiren tüketin. Bu diyette kesinlikle tüketmemeniz gerekenlere gelirsek, liste o kadar uzun değil ama şunları içeriyor: İşlenmiş şekerler, her türlü asitli içecek, şekerleme, dondurma, küp şeker ve diğer şekerli yiyecekler. Rafine edilmiş tahıllar, beyaz ekmek ya da rafine buğdaydan yapılmış makarnalar, trans yağlar, margarin ve diğer işlenmiş gıdalarda bulunan yağlar, rafine yağlar, bitkisel yağlar, kanola yağı, soya fasulyesi yağı ve mısır yağı, işlenmiş etler, sosis, salam, sucuk ve bu kategoriye giren diğer tüm işlenmiş etler. Genellikle az yağlı veya diyet etiketli yüksek oranda işlenmiş gıdalar. Hala ne yemeniz ve ne yememeniz hakkında konuştuğumuza göre şimdi içeceklere geçebiliriz. En yararlı içecek tabii ki bir bardak su. Ama Akdeniz diyetinde makul ölçüde şarap tüketmek de serbest. Ama aşırıya kaçmayın, günde bir bardak yeterli. Alkol probleminiz varsa ya da içtiklerinizi kontrol altında tutmakta zorlanıyorsanız kahve ya da çay tüketebilirsiniz. İçecek kategorisindeki asla içmemeniz gerekenlerse şekerle tatlandırılmış içecekler veya fazla şeker içeren meyve suları.
Bu içecekler kilo verme ihtimalinizi ortadan kaldırır ve sağlıklı beslenmek için verdiğiniz emeklerin boşa gitmesine sebep olur. Yeni bir diyeti denemek istediğinizde tam olarak nereden başlayacağınızı öğrenmek zor olabilir. İşinizi kolaylaştırmak için işte size Akdeniz usulü yeme alışkanlıkları edinirken uygulayabileceğiniz 7 günlük bir yemek planı. 1. Gün Kahvaltı. 1 bardak sade süzme yoğurt, yarım fincan yaban mersini ve yaklaşık 30 gram bölünmüş ceviz içi. Süzme yoğurt, güne enerjik başlamanıza yardımcı olacak ve vücudunuza ihtiyaç duyduğu kalsiyum ve proteini sağlayacaktır. Yaban mersini ve ceviz, sizi hücresel hasara karşı koruyacak ve vücudunuzun omega-3 yağı ihtiyacını karşılayacaktır. Öğle yemeği, 3 kase ıspanak ve yaklaşık 85 gram somon ve sardalya kullanarak salata yapın ve küp küp doğranmış domates, brokoli ve dolmalık biber ekleyin. Yeşil yapraklı sebzeler A ve K vitamini açısından oldukça zengindir. Balık da protein ve omega-3 yağ asitleri sağlar. Dolmalık biber vücudunuzun tüm bu yararlı besinleri emmesine yardımcı olacak lif ve C vitamini içerir. Akşam yemeği. Biraz zeytinyağı ve biberiye konarak pişirilmiş tavuk ve bir bardak şarap. Kümes hayvanlarını makul ölçüde tüketmeniz gerektiğini unutmayın. Haftada 2 günden fazla yememeniz gerekir. 2. Gün Kahvaltı. 1 kase yulaf ezmesi, yarım kase dilimlenmiş elma ve yaklaşık 30 gram bölünmüş ceviz içi. Ayrıca bir çay kaşığı tarçın ve akçaağaç şurubu da ekleyebilirsiniz. Bu tür bir kahvaltı lif ve protein bakımından zengindir. Öğle yemeği, dilimlenmiş kereviz, havuç, dolmalık biber ya da istediğiniz başka bir sebzeyle yapabileceğiniz humus. Kepekli undan yapılmış pide ile birlikte tüketin ve yemekten sonra portakal ya da kivi yiyin. Bu besinler karnınızı doyurur ve enerjinizi arttırır. Bu da sizi daha fazla yemekten alıkoyar. Akşam yemeği, bir kadeh şarap eşliğinde ızgara somon. Şarap tüketmek bu sefer isteğe bağlı. 3. Gün Kahvaltı. 2 yumurta, 1 kırmızı dolmalık biber, yeşil soğan ve 2 yemek kaşığı parmesan peyniriyle omlet yapın. Kahvaltıda yumurta yemek uyanmanıza yardımcı olup vücudunuza enerji vereceğinden her zaman iyi bir seçimdir. Öğle yemeği. Ton balıklı salatayla doldurulmuş yarım avokado. Bununla nasıl doyacağım diyebilirsiniz. Ancak bu besinler vücudunuzu kalorilerle doldurmadan midenizi doldurabilir. Akşam yemeği. Limon ve dereotuyla terbiye edilmiş tavada pişirilmiş alabalık. Daha fazla balık tavsiyesine uymalısınız. 4. Gün Kahvaltı. Dilimlenmiş portakal ve badem doğranmış süzme yoğurt. Unutmayın, sabahları enerjik olabilmek için kalsiyum ve proteine ihtiyacınız var. Öğle yemeği. Tam tahıllı galeta ile mercimek çorbası için. İçine çok az yoğurt ekleyin ve üstüne de nar koyun. Mercimek yüksek protein ve lif kaynağıdır. Vücudunuzun formunda olması için çok önemlidir. Akşam yemeği. Mantar ve pırasalı deniz tarağı sote ve yanında bir kadeh şarap. 5. Gün Kahvaltı. Yarım fincan çilek ve ince dilimlenmiş badem içeren bir kase yulaf ezmesi. Yulaf ezmesini sütle tüketmeyi tercih ediyorsanız şekersiz badem sütü kullanın. Öğle yemeği. Marul, fasulye, salatalık, havuç ve kuşkonmazın üst kısımlarıyla salata yapın. Yağ dönüşen fazladan kalorileri içermeyen, enerjinizi arttıran bu proteine evet deyin. Akşam yemeği. Hindi kıyması, barbunya ve kırmızı biberle yemek yapın. 6. Gün Kahvaltı. Yarım avokadonun üstüne bir yumurta kırın. Üstüne parmesan peyniri serpin ve fırına atın. Bu pratik yemek kalp dostu tekli doymamış avokado yağının tüm faydalarını sağlayacaktır. Öğle yemeği. Domates ve marulla servis edilmiş ızgara, mantar. Akşam yemeği. Domates, sarımsak ve şarap suyunda pişirilmiş midye. 7. Gün Kahvaltı. Yarım greyfurt, 2 dilim tam tahıllı kızarmış ekmek ve 2 yemek kaşığı badem ezmesi. Öğle yemeği. Çorba, salata ya da fırında pişmiş tatlı patates eşliğinde ızgara hindi burger. Akşam yemeği. Kepekli hamurdan yapılmış seçeceğiniz sebzeler ve zeytinli, üstü peynir kaplı Akdeniz pizza. Ve işte hazırsınız. Hemen başlayabilirsiniz. Daha fazla yemek tarifi bulmak istiyorsanız internetten araştırabilirsiniz. Günde sadece 3 öğün yiyebileceğinizi unutmayın. Eğer öğünler arasında acıkırsanız
kabuklu yemiş, meyve, havuç, çilek, üzüm, süzme yoğurt ya da badem ezmeli, elma dilimi gibi sağlıklı atıştırmalıklar tüketebilirsiniz. Eğer dışarıda yiyorsanız ve öğünlerden biri için diyet planına sadık kalamıyorsanız, menüdeki balık ya da başka bir deniz ürünü sipariş edin. Aşçıdan doğal sızma zeytinyağı ile pişirmesini rica edin. Daha iyi sonuçlar almak istiyorsanız Akdeniz diyetine 4 hafta boyunca devam etmelisiniz. Eğer bu diyeti denerseniz bu videoyu tekrar açıp deneyimlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bu konudaki klinik araştırmaların ne kadar fazla olduğunu düşündüğümüzde bu diyetini hem kendinizi harika hissetmenize hem de harika görünmenize yardım edeceğinden eminiz. Bence her açıdan kazançlı bir durum. Sizce de öyle değil mi? Kilo vermenize en çok yardımcı olan diyet hangisi? Aşağıda yorumlarda bizimle hikayelerinizi ve deneyimlerinizi paylaşın. Videoyu beğenmeyi ve hayata olumlu bakmak için abone ol tuşuna tıklamayı da unutmayın.